Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مائدة سورة سندئس سورة 54. آيات سندئس أستعيد بالله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله Suresi 54. ayet. Diyanet mealiyle başlayalım. Ey iman edenler! Halbuki ayette geçmiş zamanlı bir fiil var. İman etmiş olanlar gibi bir ifade var ayette. Burada geniş zamanlı ifade edilmiş. Sizden kim dininden dönerse, irtidat için dininden dönmek. Bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki bir kavmin nekre olduğundan öyle bir topluluk demiş. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Evet, aziz hem güç anlamında hem de onur anlamında her ikisini de barındıran bir kavram. Dolayısıyla sadece onurlu demek eksik kalır aziz için. Bu sebeple Diyanet her ikisini de koymuş. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda parantez içinde hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bunu sanki sadece cihada indirgemiş gibi oluyor bu yolda deyince. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ Cihad ederler de hiçbir kınayıcının kınamasını aldırmazlar. Allah yolunda var güçleriyle tatbikatta bulunurlar. Cihat, cehd ederler, gayret gösterirler. Canlarla hatta, can mallarla hatta canlarla. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir diyor Diyanet meali. Genişliği, lütfu geniş olan ilmi de hakkıyla bilmek şeklinde meallendirmiş. Elmalı Hoca'nın mealine bakalım. Ey o bütün iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse, Allah onun yerine öyle bir kavim getirecek ki, bak gelecek zamanını kurmanın bir yolunu bulmuş Elmalı Hoca. Ey o bütün iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse, duysun,
Oraya bir duysun koymuş. Allah onun yerine öyle bir kan getirecek ki, bir de onun yerine diye bir ifade eklemiş buraya. Duayette olmayan. Allah onları sever, onlar Allah'ı severler. Müminlere karşı boyunları aşağıda, kafirlere karşı başları yukarıda. Deyimlerle buraları meal et yapmayı tercih etmiş. Allah yolunda mücahede ederler. Cihat kavramını kullanmamış burada. Mücahede demiş. Aynı şey gerçi. Din uzatanın levminden korkmazlar. La emişin din uzatan. Levmi aynen kullanmış. İşte o Allah'ın fazlıdır. Onun dilediğine verir. Ve Allah vasiyadır, alimdir diye Zat-ı İlahi'nin vasıflarını olduğu gibi mealini almış. Nasıl? Sizden her kim dininden dönerse, Elmalı Hoca da mı dininden dönmek dedi? Evet. Muhakkak ki Allah Teala bir kavmi getirir. Bak geniş zamanlı koymuş. Onları ki onları sever, onlar da onu severler. Müminlere karşı mütevazi olurlar. Kafirlere karşı da izzet sahipleri bulunurlar. Allah yolunda savaşa atılırlar, atılmak ve kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte o Allah Teala'nın fazlıdır, onu dilediğine verir. Ve Allah Teala vasiyedir, alimdir diyor Nasuh Hoca mealinde. Basri Çantay Hoca'nın mealine bakalım. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse, Allah müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu. Kendisinin onları seveceği, onların da kendisini seveceği bir kavim getirir ki, onlar Allah yolunda savaşırlar ve hiçbir kınayanın kınamasından, parantez içinde dedikodusundan çekinmezler. Bu Allah'ın lütfu inayetidir ki, onu kime dilerse ona verir. Allah ihsanı bol olan en çok bilendir, diyor. Boyu alçak sonra Allah'a dönülmüş o şey, değil mi? Yok, müminlere karşı alçak gönüllü. Kim alçak gönüllü? İşte o Allah'ın getireceği topluluk. Ha, bu en sona bırakmış ya bir kavmi. Dolayısıyla o dediğiniz sıkıntı ortaya çıkmış. Ey iman edenler, içinizden kim dönerse Allah müminlere karşı alçak gönüllü. Yani o tireyi kaçırdıysa bu sefer alçak gönüllü olan Allah, kafirlere karşı falan, evet, sıkıntılı bir durum ortaya çıkmış. Gerçi orada tire var ama olur ya, ayırt edemeyebilir. Bir kavim getirir ki, çok gecikti bu bir kavim burada. Onlar Allah yolunda savaşırlar ve hiçbir kınayanın kınamasından, dedikodusundan çekinmezler. Bu Allah'ın lütfu inayetidir ki, onu kime dilerse ona verir. Allah İhsanı bol olan en çok bilendir demiş Çantay Hoca mealinde. Yaşar Nuri Öztürk mealine bakalım. Ey inananlar! İçinizden kim dininden dönerse şunu bilsin. Allah yakında kendilerini sevdiği ve kendisini seven, müminlere karşı boynu bükük, kafirlere karşı dik bir topluluk getirecektir. Bunlar Allah yolunda savaşırlar, hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın dilediğine yönelttiği bir lütuftur. Allah yaratılışı ve yarattıklarını genişletir. Yaratılış ve yarattıkları. Ayette açık olmayan ifadeler. Vasi'a, onu da muvasi'a gibi olmuş, genişletici. Her şeyi bilir.
Suat Yıldırım Hoca'nın mealine bakalım. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah onların yerine, onların yerine ifadesi açık değil ayette, öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda mücahede eder ve bu hususta dil uzatan hiçbir kimsenin ayıplamasına korkmazlar. İşte bu Allah'ın öyle bir lütfudur ki dilediğine verir. Allah vasi ve alimdir. İhsanı boldur, her şeyi hakkıyla bilir. Abdullah Yusuf Ali İngilizce mealine bakalım. O ye who believe, ey inananlar. Dinatikumla, if any from you, sizden herhangi biri şayet turn back from his faith, inancından geri dönerse, soon will Allah produce a people. Allah yakında bir topluluk inşa eder, oluşturur. Whom he will love, kendilerini seveceği, as they will love him, onların da Allah'ı sevecekleri. Lovely with the believers, müminlere karşı alçak gönüllü. Mighty against the rejectors, inançsızlara, reddedenlere karşı. Güçlü, aziz, fighting in the way of Allah, Allah yolunda savaşan, cihad eden demek yerine savaşan demiş. And never afraid of the reproaches of such as find fault. Kınayacak herhangi bir kınayıcının kınamasından asla korkmayan. That is the grace of Allah. Bu Allah'ın lütfudur. Which he will bestow on whom he pleases. Dilediğine bu lütfu ihsan eder. And Allah encompasses all. Allah her şeyi kuşatır. Vasya için bunu demiş. And he knows all things. Ve Allah her şeyi bilir diyor Yusuf Ali mealinde. Muhammed Esed mealine bakalım. O you who have attained to faith. Ey inanca dahil olmuş olanlar veya inancı elde etmiş olanlar. If you ever abandon your faith. Eğer herhangi bir surette siz inancınızı terk ederseniz. God will in time bring forth. Tanrı o vakit getirecektir. In your stead, sizin yerinize. Ayette açık değil bu. O sebeple parantez için almış. People, bazı kimseler getirecektir. Whom he loves, kendilerini sevdiği. And who love him, ve onların da kendisini sevdiği. Humble towards the believers, inananlara karşı mütevazi. Proud towards all who deny the truth. Gerçeği yok sayan herkese karşı onurlu. Yine bu kimseler people who strive hard, çaba gösterecek in God's cause, Allah'ın uğrunda. And do not fear, ve korkmayacak, korkmaz to be censored by anyone who might censure them. Kendilerini kınayacak herhangi bir kimsenin kınamasından. Such işte böyleleri is God's, veya such işte bu is God's favor. Allah'ın bir lütfudur, which he grants unto whom he wills. Dilediğine bunu lütfettiği. And God is infinite, all-knowing. Tanrı kusursuz, sonsuz, sınırsızdır. Vasya için getirmiş bu yorumu. Her şeyi bilendir, diyor Muhammed Esed mealinde. İngilizce meallerin sonuncusu Muhammed Habib Şakir meali. O you who believe, ey inananlar, whoever from among you, aranızdan herhangi bir kimse, turns back from his religion, inancından geri dönerse, then Allah will bring a people. O takdirde Allah bir topluluk getirir. He shall love them, kendilerini seveceği, and they shall love him, onların da kendisini sevecekleri.
lowly before the believers, müminlerin huzurunda mütevazi, mighty against the unbelievers, inançsızlara karşı şiddetli veya güçlü, aziz. They shall strive hard, onlar çaba gösterecekler, hem de çok, in Allah's way, Allah uğrunda, and shall not fear the censure of any censor, herhangi bir kınayıcının kınamasından korkmayacaklar, korkmazlar. This is Allah's face, işte bu Allah'ın lütfudur. He gives it to whom he pleases, o onu dilediği kimselere verir. And Allah is ample giving, Allah çokça bolca ihsan eden, veren, knowing ve bilendir demiş Habib Şakir mealinde. Böylece mealleri okumayı tamamlamış olduk. Gelelim şimdi meal dosyamıza. Yalnız meal dosyasına geçmeden önce ayette dikkatimizi çeken veya ilk defa önümüze çıkan fiillere bakalım. Mesela yerteddu fiili böyle. Bütün kökleriyle bakarsa reddenin bütün şeyleri gelir herhalde. O zaman biz şey olarak bakalım, fiil olarak bakalım, yerteddu ekleriyle birlikte kaç tane artık çıkarsa, kaç tane var? 4 tane var. Biri Bakara suresinde daha önce geçmiş, وَمَنْ يَرْتَدِدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, benzer bir kalıpla, dininden ibaresi de var orada. İçinizden kim dininden irtidad ederse, Bakara suresi 217. Feyemut ve sonrasında ölürse ve huve kafirun, kafir olaraktan. Feulaike habitat a'maluhum, işte böylelerinin amelleri boşa çıkacaktır. Fid dunya, hem dünyada, vel ahireti, hem de ahirette. Ve ulaike, ve işte onlar ashabun nari, ateşin halkıdırlar. Hum fiha halidun, onlar orada kalıcıdırlar, sonsuzdurlar. Kafirin ameli olur mu? He? Kafirin ameli var mı ki? Yani kavur değil mi? Tabii irtidad etti ya. Ameli vardır kafirin, onu şey yapmış. Yani buradaki kafir değil, öncesinde mümindi, irtidad etti. Buradakinin ameli var. Ayrıca kafirin de ameli var. Yani kafirlerin kendilerince yaptıkları bazı ameller var. İşte ne yapıyorlar? Hayvan getiriyorlar o Kabe etrafında, oradaki nusubların önünde, dikili taşların önünde onları adıyorlar, kesiyorlar, ne bileyim dağıtıyorlar fakirlere. Hac zamanı yine o putlarla dolu Mescid-i Haram'ı veya Kabe'yi donatıyorlar, kurbanlar kesiyorlar, develer kesiyorlar, misafir ağırlıyorlar. Sulamaya varıncaya kadar, hacı sulamaya, اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ dediği Cenab-ı Hakk'ın. Kabe'yi onarmaya, ki onarmışlıkları var, üzerine örtüsünü örtmeye, tazim etmeye vesaire pek çok amelleri var. Ama değil mi ki bu ameller temelinde tevhid olsaydı bir kısmı belki işe yarayacaktı. Özellikle yani hacılara su vermek, Kabe'ye, Kabe'yi tavaf, efendime söyleyeyim, fakirlere dağıtılacak, dağıtılan şeyler, gıdalar vesaire. Bunlar temel, iman temelli olsaydı bir amele işe yarardı. İman temelli olmadığı için bunların hepsi boşa çıkar ve anlamsız olur. O yüzden bir şekilde kafirin de ameli var elbette. Niyet kendince bir şekilde yaptığı
Riyakarın bile ameli var. Sonuçta bir amel üzerinden riyakarlık yapıyor. Ama batıl bir amel. Niye? Arka planda. Çünkü Allah'ın hoşnutluğunu gözetir bir yaklaşımla yapmıyor o ameli. Bu ayeti işlediğimizde hatırlarsanız şöyle de konu edindik. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ Sizden kim dininden irtidad ederse, ne bekliyoruz yaygın anlayışla? Bununla ilgili ceza gelmeli burada, değil mi? فَقْتُلُوا Gidin onu öldürün. Kur'an'da benim gördüğüm kadarıyla böyle irtidada yönelik bir müeyyide, katline yönelik açık bir müeyyide söz konusu değil. Tersine, buna dair bir müeyyide hadis de var biliyorum. Tersine bu ayette o zaman da dikkatimizi çekti. Şimdi de okuyunca dikkatimi çekti. Allah Azze ve Celle irtidat etmiş kimsenin geri dönüşüyle alakalı bir süreç koymuş buraya. Çünkü kim irtidat ederse işte o cehennemliktir demiyor da, kim irtidat ederse feyemut ve huve kafirun ve kafir olarak ölürse, yani irtidat etti kafir oldu ama bu hal üzere ölmeyebilir. İrtidadından bir sene sonra dönebilir, iki sene sonra dönebilir. Nitekim sahabe arasında yıllar sonra dönenler var. Eğer irtidat suçu geri dönülmez, affedilmez ve doğrudan acilen katli gerektirir bir mahiyette olsaydı, o zaman Allah Azze ve Celle'nin böyle demesi gerekmezdi. Bunun yerine kim sizden dininden irtidat ederse, bir onunla ilgili hem müeyyideyi hem de dünyadaki hükmü hem de ahiretteki hükmü zikrederdi diye düşünüyorum. Şu halde irtidat elbette Allah katında bir suçtur. Kişinin hakikati gördükten sonra bundan vazgeçip geri dönüş yapması ve Allah'ın ayetlerini artık bundan böyle görmezden gelmesi. Fakat bunun insanlar nezdinde salt irtidat etti diye derhal katille cezalandırılmasına dair kimi hadislerde sezilen veya anlaşılan hükmün biraz tartışmalı olduğu düşünülebilir. Yani özellikle ayetlerin bu konuda sarih olmaması dolayısıyla. Ve yine özellikle pratikte, uygulamada buna dair katı bir şeyin olmaması. İşte demin bahsettiğiniz irtidat sonrası tekrar iman edebilen kimselerle alakalı olarak. Öyle sanılıyor ki bazı tezler var bu konuda. Geçenlerde okuduğum bir yazı var. Sanıyorum El Cezire'de yayınlandıydı. Yani Allah'ın elçisi aleyhissalatü vesselam dönemindeki irtidatla alakalı verilmiş katil cezalarının ilişiğinde irtidadı gerektiren bir suçla gerçekleştiğini iddia ediyordu yazı. Ve verdiği örneklerde de hakikaten epeyce bir iyi sebep, ikna edici sebepler barındırıyordu yazı. Yani o dönem irtidad eden veya irtidadını katille Allah'ın elçisinin cezalandırdığı kimseler sadece salt böyle irtidat etmekle kalmamış. Yanı sıra ihanet kapsamına girecek suçlara bulaşmış kimseler. Yani İslam toplumunu ele verir. Onları düşmanlar nezdinde zayıf düşürecek, varlıklarını tehdit edecek adımlar atmışlar. Yani hıyanete varan girişimleri var. Dolayısıyla onların ölüm fetvasını veya fermanını sadece dinden çıkma, din değiştirme değil de yanı sıra dinden çıktıktan sonra dine ihanet etme, dine diyorum, eski dininin müntesiplerine ihanet etme, onların aleyhinde insanları kışkırtma, onların varlıklarını tehdit altına düşürme gibi veya aşağılama, hafife alma, küçük düşürme, istihza etmek ve benzeri ilişkide başka suçlar söz konusudur diye bir yazıydı. Oldukça ikna edici ve doyurucu buldum. Şimdi bu ayette de, bu ayeti okuduğumuzda da ayet irtidat sonrası bir opsiyon açıyor. Men yertedid minkum an dini, sizden dininden kim irtidat ederse
فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ ve kafir olarak da ölürse, demek ki diğeri dönme şansı var ölünceye kadar. Kafir olarak ölmeme durum var. Eğer demek ki alel hal, yani derhal katledilmesi gerekseydi, o zaman bu ifade çok şey olmazdı. Çok anlamlı olmazdı o zaman. Dediğiniz gibi demek ki hemen katledilmiyor. Hemen katledilecek olsa zaten hali hazırda irtidat etti, eder etmez de katlettik, bitti. O zaman ayetin açtığı o imkan, o opsiyon boşa çıkar gibi. Men yertedi. Cümle kurum olan dönme ihtimalinde ölümle karşılaştı. Kapattıysa zaten ölümle ucunu, o zaman böyle konuşması gerekmezdi diye düşünüyorum. Men yertedi minkum an dini. Kim irtidat ederse dininden. Feyemut ve huve kafirun ve kafir olarak da ölürse. Hani aklen de çok bana makul gelmiyor. Yani bir kişinin İslam dininden çıkıp ben işte ne diye iddia edecek? Ben daha iyi bir din buldum diyecek veya İslam dinini de yetersiz buldum veya gereksiz buluyorum. Her ne gerekçe gösterecekse, hiç şöyle bir gerekçeyle çıkan olmaz. Yani tam doğru, yerli yerince din, tam da Allah'ın dini ama işte ben Allah'a gıcık olduğum için inadına çıkıyorum diyeni yok. Dolayısıyla söylemini elbette kendince kendisini mazur gösterecek veya makul gösterecek bir söylemle çıkacaktır. Anlamsız buluyorum, ikna edici değil, daha iyisini buldum vesaire deyip çıkıverecektir. Şimdi böyle çıkan bir kimseyi o zaman hemen seni şimdi keseceğiz biz dememiz bizi düşünün bir tarafta. Öte taraftan da yine Kur'an söylemi ve Kur'an ifadesi olarak, Kur'an buyruğu olarak müminleri söze kulak veren اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ ve sözün en güzeline ittiba eden kimseler diye tanımlayacağız. Adam diyecek ki ben de tam sözün en güzelini buldum, ona tabi oldum. Şimdi tut ki dedi ki ben İncil'i okudum, sözün daha güzeli olarak değerlendirdim onu ve o yüzden İslam'ı bıraktım, Hristiyanlığa geçtim. Biz o öyle der demez, ha tamam gel şimdi seni doğruyoruz mu diyeceğiz. Bu ne kadar ikisi örtüşebilir? Yahut Allah Azze ve Celle bize قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدَى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ de ki Allah katından bu ikisinden daha hidayet dolu bir kitapla gelin, ben bu ikisini bırakayım ona tabi olayım de. Dedirtecek Allah Azze ve Celle bize, bu kadar açık fikirli, açık yürekli, yeter ki ikna edici, hidayet dolu bir kitapla gelsin Allah'tan, biz bunları bırakır ona uyarız diyecek bir serin kanlılığa bizi Cenab-ı Hak sevk ederken bir yandan, sonra aramızdan birileri velev ki yalandan bile olsa, dinden ki yalandan olup olmadığını biz bilmiyoruz. Adam kendi kararını kendi içinde veriyor. Ben ikna oldum ve çıkıyorum Budizm'e gidiyorum. Dedim ya hemen gel sen şimdi biz doğrayacağız, deyivereceğiz. Bu ikisi ne kadar aynı yerde toplanabilir veya aynı potada değerlendirilebilir. Nitekim çok aksi bir şekilde, aksi bir propaganda olarak İslam aleyhinde bugün Batı'da güçlü bir şekilde kullanılıyor bu. Yani İslam öyle bir din ki o dine sakın ha girmeyin. Çünkü evet, girmek var kumpas gibi. Girmek var, çıkmak yok. Yani o sebeple geçen bir tane Batılı bir, yani Batı'da yaşayan bir mümin diyor ki, yani adam Müslüman olacak, Müslümanlar ona haydi gel ne güzel Müslüman olacaksın deyip sevinip alelacele özendireceklerine hepsi aman ha dikkat et emin misin falan diye son kararın mı bak biraz daha düşünseydin diyorlar diyor. Yani adamın Müslüman olacağı varsa bile ya birkaç gün daha mı beklesen acaba, yani kafayı neredeyse kılıcın önüne sermek gibi bir şey, artık geri dönülmez bir karara. Halbuki biz değil mi ki insanların kanaatlerine ve sonradan edinecekleri, öğrenecekleri bilgilerle bu kanaat değişecekse şayet hürriyetlerine saygı duyan bir anlayış temsil ediyoruz. Ya sen bugün gel, ikna oldunsa mümin ol, tut ki yarın beğenmedin, başka yerleri okudun, kitabın kafan karıştı, bırakırsın diyecek bir rahatlıkta mı olmalıyız? Nitekim bulamayacak, eminiz ki biz bulamadık.
Ama biz de aynı rahatlıkla bunu seslendirebilecek durumda mı olmalıyız? Yoksa onun dediği gibi aman ha gerçekten mi? Bak iman ediyoruz ona dikkat et. Bu yani işte bu benim kanaatim şu ki hadiste her ne kadar men irtedde an dinihi faktuluhu veya buna benzer bir ifadeyle ibareyle gelen ifade yani çalıştığım bir konu değil ama o dediğim makalede hadis temelli yorumlar da vardı, hadisten getirilen deliller de vardı. Epeyce bir zaman oldu okuyalı. Ben okuduğumda ikna oldum ve bu hadis bu ifadesiyle lafzi açıdan belli kusurlara sahip olabilir. Çünkü genel şey içerisine oturmuyor. Dinin genel çerçevesi içerisine oturmuyor. Kur'an temeli içerisinde erimiyor. Ve hepsinden önemlisi akla, yani akla bir şekilde aykırı duruyor. Yani bu Kur'an ayeti de olsaydı diyorum bazen kendime, bunu aklımla bir arada anlamaya veya aklımla bunu kabullenmeye zorlanırdım. Kendimi bastırmak zorunda kalırdım ki o da Allah Azze ve Celle'nin bize men ettiği bir şey. Yani kendinizi bastırın, zorlayın diye bizden böyle bir şey istemiyor. Tam tersi, ikna oldukça iman etmeyi, aklettikçe, tefekkür ettikçe, içselleştirdikçe kabullenmeyi bize emrediyor. Dolayısıyla hani buna benzer bir fıkra anlatıyorlar ya, adam işte bağışlayın iman edince sünnet olup, hani bir miktar kesme işlemi var ya orada. Sonra aynı şahıs inkar etmeye kalkınca da demişler yine keseceğiz. Ya demiş bu nasıl iş? İman ettik, ufacık kestiniz, şimdi çıkacağız, şimdi büyük büyük boynumuzu kesmek istiyorsunuz. Yani giriş de keserek, çıkış da keserek olan böyle bu tebessümlerde dahi şey var. Burada bir makul olmayan bir durum olduğu anlaşılıyor. Yani bizler olanca iç güvenimizle, olanca özgüvenimizle burada hakikatin temsil edildiğini, Kur'an'ın hakikatin pak, pure, saf bir yansıması olduğunu ve bu özgüvenle onları her türlü göreceksiniz, ikna olacaksınız. İkna olmazsanız rahatlıkla reddedin kardeşim diyebilecekken ve aynı mesajı çocuk, tabi bir kötü tarafı bunun sadece gayrimüslimlerle değil, bir de sonradan gelen kuşakla da aynı sorunu yaşıyoruz. Şimdi sonradan gelen kuşağı biz böyle konuşurken daha baştan, çünkü mümin olarak doğuyor ya, onun ötekiler gibi bir şansı da yok. Dışarıda hani tampon bölgede bekleyip girmeme, dolayısıyla kesilmekten kurtulma gibi bir şansı da yok. Müslüman olarak geldiği için hayata, biz ona diyoruz ki yani başka dinleri de incele ama yani çıkış zaten yok. Önce inceleyin. O da diyor ki incelemeye de gerek yok. O zaman evvela bir firar edeyim buradan, özgürlüğe kavuşayım. Sonra inceleyeyim. Çünkü bunun baskısı altında yapacağım incelemenin bir manası yok. Tut ki bu dizimi aldım, inceliyorum. Baba uzaktan uzağa bakıyor. Beğeniyor musun yoksa? Yok, ne, hiç ilgimi çekmiyor, hiç beğenmiyorum diyecek. Çünkü yani onu açıkça tartışma, beğendiği bir yanı varsa bunu karşı tarafla müzakere etme, böyle bir şey, böyle bir emare dahi gösteremez. Velev ki biz biliyoruz ki insan eksik bilgilidir, kusurlu bilgilidir. Bazen bir konudaki yargımız belirli bir zaman açısından yanlış da olabiliyor. Sonradan onu düzeltebiliyoruz. Daha fazla bilgilendikçe, öyle değil mi? Dolayısıyla bu kişinin iman yolunda da sendelemesi, bir vakit yanlış değerlendirmede bulunup şöyle bir viraj yapıp geri dönmesi, bunlar muhtemel değil midir? Yani bir çocuk kalktı ilk anda, yani biraz İslam anlatıldıysa da başka bir dine rağbet gösterdi. Gitti, inceledi, biraz o dine intisap etti falan. Sonra ben yanlış değerlendirmişim dedi. Daha bir geniş ufukla oraları da görmüşken çıktı geldi. Şimdi böylesi bir gitgele de müsaade etmiyor. O çıkış anı ile birlikte mürted ilan edilip ve derhal doğranması lazım. Bu da makul değil. Bu insanın neresi bakımından makul değil? İnsan bu anlamda kusursuzdur demeye getiriyoruz. Halbuki öğrenerek yol alıyor. Yani doğduğunda
Allah'ın ayetleriyle doğmuş olmuyor. Bilerek doğmuş olmuyor. Allah'ın ayetlerini yaşamın içerisinde karşılaşacak, öğrenecek. Belli bir zaman içerisinde bu Allah'ın ayetleri onun açısından bütün çıplaklığıyla açığa çıkacak. Ama bu da bir zaman gerektirebilir ki gerektiriyor. Bu arada yanılma, sendeleme, düşüp kalkma dediğimiz insanın açısından söz konusu olan şeyler var. Olur ya, bir zaman ateist oluverir. Edindiği bilgiler eksiktir ve la diyerek bir anda o la ilahenin la kısmını bir dönem yaşar. Sonra illallah istisnasıyla tekrar dine geri dönebilir ve dönüşü çıktığından daha kuvvetli olabilir. Yani bu da, bunların hepsi de bana makul süreçler olarak geliyor. Hele çocuklarla ilgili, yani başkalarıyla alakalı, biz başka toplumlardaki çocuklarla alakalı kendi dinlerini incelemeliler, işte doğru olan dine geçmeliler diye sorumluluk yüklüyoruz bir Çinli çocuğa, bir Hristiyan çocuğa. Ve bu sorumluluğunu yerine getirmezse ebediyen azaba müstahak kalacağını da iddia ediyoruz. Dönüp kendi çocuklarımıza başka dinlerini inceleyip İslam'ın hak olduğu gerçeğine ikna olarak ancak bu şekilde İslam'a bağlanmaları gibi bir süreç, imkan açmıyoruz. Tersine tehdit hazır orada bekliyor. Eğer böyle bir şey olursa o zaman mürted ilan edilirsin ve hayat hakkın tehlikeye girer. Ve bu ülkede... Yani şimdi diyelim çocuk geldi, dedi ki ben inceledim, bana makul geliyor. Allah kimsenin başına vermesin de. Baba eğer ya samimiyetsiz diye düşünecek, yani ters samimiyetsiz, o dinde heva ve hava arzularına hitap eden şeyler var, o yüzden geçmek istiyor, bu dini terk ediyor. Ya samimiyetsiz benim evladım diyecek. Bu niyet araştırmaya girer ki bunu hiçbirimiz başaramayız, emin olamayız bundan. Ya da iyi niyetli ama İslami bilgileri eksik, o yüzden şimdi diğerleriyle çok haşır neşir oldu, diğerleri biraz etkili oldular. Fakat eminim Allah benim yavruma hakikati bugün olmazsa yarın bir şekilde gösterecektir. Ve eğer içinde hayır varsa, içinde samimiyet varsa elbet bir gün geri dönecektir diye böyle düşünmeli bence. Ve dua etmeli, kendisi de onunla tartışmalı, müzakere etmeli. Ne, onun öteki tarafta beğendikleri neler, İslam'da beğenmedikleri neler. Bunların akledilen, tefekkür edilen, tartışılan, bakarsanız bu müzakere ve bu tartışmalardan baba bile daha ilerlemiş bir imanla, daha gelişmiş, büyümüş bir imanla, çocuğu da belki aynı şekilde tekrar imana iltihak ederek bir süreç neden yaşanmasın? Yani Allah'ın ayetlerini, başka konulardaki ayetlerini müzakere ederek, tartışarak, fizikte, matematikte, şurada burada, maddeyi hatta incelerken zamanla zaman aykırı düşerek alimler birbirlerine daha böyle yol alıyor, insanlar öğreniyor. Aynı şekilde İslam'ın üstünlüğünü, daha hidayet dolu, Kur'an'ın en hidayet dolu kitap olduğu gerçeğini elbette ki araştırarak, tedebbür ederek, ki bunlar Kur'an'da geçen ifadeler, inceleyerek madem ki edineceğiz, o zaman bu inceleme evresinde birilerinin geri kalması veya başka şeylerin etkisine girip önce başka şeyleri benimsemesi gibi ihtimaller insan için söz konusudur, olabilir diye düşünüyorum. Ve bu ihtimal söz konusuysa o zaman yine irtidat hemen acilen katil ile cezalandırılmalıdır anlayışı makul gelmiyor. Bunu kendime kabul ettiremiyorum. Yani hadiste varid olmasına rağmen o makaleyi okuduğumda da daha etraflıca bir araştırma vardı. Ve orada örnekler de vardı hatta. İrtidat ettikleri halde bu ceza ile derhal aleyhlerinde fetva çıkarılmayan kimseler olarak. Niye? Çünkü irtidadının eşliğinde şey yok. Yani başka siyasi bir suç yok. Çünkü o yaptıkları suç, mesela gidip düşmanı kışkırtma, İslam toplumu aleyhinde orduların birleşmesi için plan, strateji oluşturma. Bu zaten hiç irtidat etmese bile öldürülecek. Çünkü şeyi tehdit ediyor, varlığın, kişinin varlığını tehdit ettiği zaman savaş kapsamına giriyor. Artık ondan sonra ona eman yok.
Çünkü o emanı verirsen o fırsatıyla o seni öldürecek. Artık müdafaada bulunmalısın. Ve tabii o kendi başına etrafına zararsız bir şekilde imandan çıkan, araştıran bir kimse değil. Tersine dönüp iman etmiş olanları imandan vazgeçirmek için kılıç kullanmaya kalkan bir dayatmacı onunla. Zaten o savaşa dayattığı için müminler müdafaa kabilinden onunla savaşıyorlar. Bu ifade, ayetteki ifade bana bunları sezdirdi, hissettirdi. Sanıyorum siz de aynı algıyı alıyorsunuz ayette. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ اَنْ دِينِهِ Sizden her kim dininden irtidat ederse فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ Ve kafir olarak da ölürse, bu şu demek, o ana kadar da olmuyor. Tabii vazgeçebilir irtidatından. فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ Bir de başka ayet vardı. Dinden çıkarsa, sonra dönerse, sonra çıkarsa, sonra dönerse. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا İman edip küfreden, iman edip küfreden. Sonra da küfrünü artık iyice ziyadeleştirenler. Demek ki bu gidiş gelişlerde Allah ikincisine hala iman diyor. Üçüncüsüne de hala iman diyor. E biz katledeceksek adam ne ikincinin yüzünü görebilir, ne üçüncünün yüzünü görebilir yani. Ve bu ayetin hükmü de sakıt olur. Hiç böyle bir şeye fırsat olmaz ki. Ha birileri diyebilir ki efendim bu kaçanlarla ilgili. Ya Allah Azze ve Celle hükmü umumen mi bildiriyor? Yoksa izini kaybettirenlerle alakalı olarak mı bildiriyor? İstisnai bir şeyden mi söz ediyor? Eğer istisnai bir şeyden söz ediyorsa o kaydı orada zikrederdi. Demek ki umumi bir şeyden söz ediyor diye sanıyorum. İrtidadın geçtiği diğer yer nerede? Maide suresi bizim okuduğumuz ayet. Bu la yerteddu ileyhim tarfuhum yerteddu yani bir tarafının geri tekrardan şey yapması, kırpma mesela veya herhangi bir azasını hareket ettirmesi manasında. Bu da aynı. Kablen yerteddu ileyke tarfuk. Göz açıp kapayıncaya, gözün git geli anlamında kullanılan bir ifade. Mazi olarak kullanılmış mı? İrtedde. Elif'i koymayınca kabul etmedi. Fertedde basira. Görür bir halde geri geldi. فَرْتَدَّ عَلَى O da başka bir şey. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَرْتَدُّ عَلَى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى Bu benzer bir manada. Kendilerine hidayet belli olmuşken dübürleri üzere tersine gidenler اَشْشَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ Şeytan onları süslemiş, bezetmiş ve onları yoldan çıkmaya davet etmiştir. وَاَمْلَى لَهُمْ Ve onlara bunu dayatmıştır veya yol iletmiştir şeklinde bir ifade var Cenab-ı Hakk'ın. Böyle kimselerin şeytanlara tabi olduklarını. Hidayet belli olduktan sonra, apaçık olduktan sonra Allah'ın hidayetinden vazgeçen kimseler. Ne yaptık? Mealleri bütünüyle okuduk. Ve sonra artık meal dosyamıza geldik ve vakitte dolmuş. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنْ نَس۪ينَا وَقَعْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مَنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ